sohbetimize devam edeceğiz. Murat Salman hala stüdyomuzda ama bir alebe menkul derlere bağlanalım. Rıdvan olacak karşımızda. Hemen dönelim. Rıdvan'a da iyi akşamlar dileyerek dolar TL'deki hareketi soralım. Rıdvan, 2.2660 seviyelerine geldik. Bu hafta içerisinde 2.29'lara yaklaşmıştık ama bir, bugünkü dolar TL'deki düşüşün nedeni ne? İki, bu düşüş devam edecek mi kur cephesinde? İyi akşamlar Barış, iyi yayınlar diliyorum. Evet, dolar TL'de bugün aşağı yönlü bir hareket gördük. Bu son iki haftadır pek rastlanmayan bir durumdu. Bununla da öncelikle gelişmekte olan ülke para birimleri grubunun dolar karşısında yaklaşık iki haftadır ilk kez üstünlük sağladığını söylememiz gerekiyor. Bugün %1'lere yaklaşan bir değer kazanımı söz konusuydu gelişmekte olan ülkelerde. Özellikle de son iki haftadır aşırı bir değerlenen dolar vardı. Bu dolarda da bir miktar gerileme olması aslında ihtimal dahillerindeydi ve bunun da gerçekleştiğini gördük. Bu sayede de dolar TL'de 2.2640 desteğine kadar bir geri çekilme var. Piyasaların gözü yarın aslında veri akışı açısından oldukça yoğun bir gün geçireceğiz. Yurt dışında Amerika'da tarım dışı istihdam verisi ön plana çıkıyor en önemli veri olarak. Yurt içinde ise sabah saatlerinde enflasyon rakamları açıklanacak. Akşam saatlerinde ise kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in not değerlendirmesi var. Bu kapsamda 2.2640 üzerindeki tutunmalarda tekrardan yukarı yönlü hareketlerle birlikte 2.27 ve 2.27.50 seviyelerine doğru hareketler görülebilir. 2.2640 desteğinin de aşağı yönlü kırılması durumunda ise dolar TL'de bugünkü gibi yarın da aşağı yönlü hareketler beklenebilir. Peki bir de euro dolara bakalım istersen. 1.2670 seviyesi var euro dolarda şu an için Rıdvan. Avrupa Merkez Bankası'nın kararı, Draghi'nin mesajları bugün vardı. Bekleneni veremedi. Draghi dendi. Yani çok büyük bir bozuko ile ciddi süper bir programla gelemedi piyasalar için. Çok büyük bir teşvik daha açıklamadı bugün. Dolayısıyla euro dolarda da bir miktar sanki yukarı hareket gördük. Ne diyeceksin bu harekete? Evet, bugün Avrupa Merkez Bankası faiz kararını takip ettik. Faizleri değiştirmedi. Ardından da Mario Draghi'nin konuşması takip edildi. Konuşmasının başlarında Mario Draghi Euro bölgesindeki risklerin aşağı yönlü olduğunu ve ekonomik büyümenin risklerle birlikte karşılaştığını söyledi. Aynı zamanda düşük enflasyon riskinin de gündemlerinde olduğunu belirtti. Ardından sizin de söylediğiniz gibi yani genişleyici para politikasına devam cümlesinin gelmemesi üzerine özellikle tabir alımı cümlesi pek geçmedi. O yüzden euro dolarda yukarı yönlü bir miktar hareket oldu fakat euro dolarda genel resme baktığımız zaman aşağı yönlü trend hala gücünü koruduğu için bu yukarı yönlü hareketler biraz kısıtlı kaldığını söyleyebiliriz. Burada da 1.2620 seviyesine dikkat çekmek istiyorum. Yarın euro bölgesinde ekonomik verilere bakacak olursak hizmet PMI'ları öne çıkıyor. Yine Amerika tarafında tarım dışı istihdam verisi takip edilecek. Bu kapsamda 1.2620 üzerindeki tutunmalarda yine yukarı yönlü hareketler gelebilir. Fakat buralar tekrardan yatırımcılar için en azından bir süre daha satış fırsatı olarak kullanabilecek seviyeler. 1.2620 aşağısına inmesi durumunda ise paritenin yaklaşık son 2-3 gündür denenen seviye olan 1.2575 dip seviyesine doğru tekrardan bir hareket görülebilir. Rıdvan, çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Rıdvan Baştürk'e teşekkür ettikten sonra ALB menkul değerlere kolay gelsin.